Merhaba arkadaşlar. NLP uzmanlık eğitimlerimizin 10. konusundayız. Meta modeller, meta programlar, takıntı giderme ve zaman çizgisi üzerinde duruyoruz. Birinci ders kaydımızda can dostlarımızdan tiplemelere örnekler verdik. NLP'de kullanılan bazı terimleri ifade ettik. İkinci bölümde arkadaşlar karar almada duyuları kullanma bölümüyle başlıyoruz. 10. ders konumuzun ikinci videosundayız. Arkadaşlar bazı insanlar karar alırlar çünkü bu şekilde görmek onlara doğru gelir. Bu tip can dostlarımız göster durumu, aydınlat, hadi göster bakalım gibi cümleleri kullanırlar. Yani onlar karar alır çünkü bu şekilde görmek onlara doğru geldiği için. Bazı insanlar karar alır çünkü bu şekilde duymak isterler. Söyle, tartışalım, kulağa hoş geliyor, diğerleri ne der gibi cümleler kullanırlar. Bazı insanlar karar alırken hissederek karar verirler ve genellikle de şu cümleleri kullanmayı seçerler. Kendimi iyi hissetmemi sağlıyor. Bu karar benim kendimi iyi hissetmemi sağlıyor. Anlamlı geliyor. Öyle seziyorum. Nasıl olduğunu sorma, biliyorum işte gibi cümleleri kullanmayı seçerler. Arkadaşlar, şimdi biz teknik terimleri birinci bölümde ve buradaki girişte ifade ettikten sonra, yani kişilerin ki bunlardan biraz bahsetmiştik önceki derslerimizde de, görsel, duysal ve işitsel olan arkadaşlarımızın bakış açılarını daha önce de ifade etmiştik. Şimdi üzerinden yine geçmiş olduk bu 10. konuda. Burada takıntı gidermede yaklaşma yöntemini işleyeceğiz can dostlarım. Burada süreci nasıl ifade edelim? Ki bunların seanslarını da yapacağız. Seanslarla ilişkin de sizlere videolar çekip yollayacağım. Burada ders anlatımı, yani ses kayıtlarıyla birebir örtüşen video kayıtlarını size yolluyorum. Hem üzerinden ikinci kez geçebilin. Kimi can dostlarım görsel olarak da algılamayı seçebilirler. Beraber sohbet havasındaymış gibi diyerek bu videoları da çekmeyi seçmiştim. Bundan daha iyi nasıl olur? Evet arkadaşlar. Şimdi takıntılı ifade eden bir görüntü düşünelim. Yani biliyorsunuz takıntı da bir semptom. Yani bir bizim kendi bilinçaltımızla ilişkin, yine bizde oluşturduğu geçmiş yaşamlarla ilişkin bir semptomdur takıntıda. Ve bu takıntılarımızı nasıl giderebiliriz? Bu takıntımızı ifade eden bir görüntü arkadaşlar düşünüyoruz, hayal ediyoruz. Her zaman olduğu gibi her seansta hangi tekniği uygularsak uygulayalım, derin nefes aldıktan sonra, gözlerimizi kapattıktan sonra takıntı ifade eden görüntü, yani neyi çözeceksek onu arkadaşlar çok iyi şekilde hayal etmemiz, canlandırmamız, beş duyu organımızla canlandırmamız için neler mümkün? O takıntılı olan o hali canlandırdıktan sonra o canlandırmayı beş duyu organımızla zihnimizde yer ettikten sonra kalibrasyon, yani detaylandırma da yaparak tam o anın, takıntılı anın fotoğrafını çekip sesini duyup, hatta her türlü o anı yaşadıktan sonra arkadaşlar görüntünün uzaklığını tespit ediyoruz. Yani o görüntüyü diyelim ki canlandırdık ve diyoruz ki örneğin şu mesafede şu an benden bu görüntü diyerek o mesafeyi belirliyoruz can dostlar. Ve bu görüntünün, yani o anda o kafamızda canlandırdığımız, örneğin şu kadar uzaklıktaki dediğimiz o görüntü arkadaşlar, o görüntünün bedenimizde oluşturduğu semptomu tespit edip ölçüyoruz. Yani o takıntılı ruh hali, canlandırdığımız ruh hali, örneğin bedenimizin neresinde bir semptom oluşturduysa o semptomu belirliyoruz ve o, diyelim ki kalbimizde bir semptom oluştu. Yani kalp çarpıntısı var. O takıntılı ruh halini canlandırdığımızda, bir takıntı anını yaşadığımızda ne var? Kalp çarpıntısı var. O
çarpıntı diyelim ki 8 diye bir puan verdik. Yani şiddetini de belirledik. Arkadaşlar bunu o semptomun yerini derecesinde belirledikten sonra hani o görüntüye bir uzaklık vermiştik ya. İşte o görüntüyü yavaş 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 yaklaştırıyoruz arkadaşlar kendimize doğru. O kadar yaklaştırıyoruz ki artık aynı bir daha önceki ses kayıtlarımda da ifade etmiştim. Aynı bir tabloya biz uzakta bir tablo var. Bir resim sergisine gittik. O tabloyu uzaktan gördük. Gittik yaklaştık. Başka şekilde görmeye başladık. Giderek daha çok yaklaştık. Burnumuza kadar geldik. Tabloyla burun burunayız. Ve giderek daha çok yaklaştığımızda arkadaşlar işte artık resmin bütününü değil sadece bir parçasını görünceye kadar o anı yaklaştırdık can dostlar. İşte o zaman bir de bizde oluşturan semptom bir de o zaman ölçüyoruz. Yani uzakta gördüğümüz o tabloyu yani canlandırdığımız o semptomun olduğu...